Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Biraz uzun bir süre oldu ancak işlerim sebebiyle video çekemedim. Ancak buna tekrardan başladım. Yani hafta sonunda tekrar elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar, not kısımlarını çok fazla değinmeyeceğim. Önceki videolarda anlattım çünkü. Not kısımlarında işte bu siz onları artık kendiniz isterseniz alabilirsiniz. Ben videonun kısa olması açısından çok notları almayacağım. Şimdi arkadaşlar, hemen başlayalım isterseniz. NetDiscover'la hemen IP'mi keşfetmek istiyorum. Bakın, hemen buradan IP buldum. Şunu kopyaladım. Clear dedim. Hemen burada bir mmap atıyorum. Şöyle exit D atalım. MP'ye gerek yok. A'yı atalım. Versus. A yeterli sadece. Biliyorsunuz A arkadaşlar agresif mod nmap'in genel olarak çoğu şeyi bize getiriyor. Ama şimdi buradan nmap taramasından çıkan verileri inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada 21 FTP portumuz açık. Üzerinde VSFTPD 3.0 var. İstersek bunun zafiyetine bakabiliriz. Ancak burada default enanaymasıyla giriş yapabiliyoruz FTP'ye. Hemen isterseniz yeni bir sekmede hemen oraya girmeye deneyelim. Bakalım içinde ne varmış. Hemen buraya enanaymasını yazdım. Girdim. Bakın içeri login successful dedi. Hemen bir de baktım. İçinde pub diye bir dosyamız var. Bu pub dosyamız bakın arkadaşlar, şuradan da görebildiğiniz gibi yazılabilir. Yani herhangi bir kullanıcı tarafından da yazılabilir anlamına geliyor. Bunun içerisinde bir şey yok şu anlık. Ama biz bunun içerisinde yükleme yapacağız. İleriki aşamalarında. Şimdi buradan devam edelim. 22 SSH portumuz açık. Dışarıdan SSH ile bağlanabiliriz. Herhangi bir kullanıcının RSA şifresini falan bulabilirsek veya SSH key'ini bulabilirsek oradan bağlanabiliriz. 80 portumuz açık. İçinde Apache çalışıyor, yani web tarafımız da var. Hemen isterseniz arkadaşlar 4 diyelim. HTTP. Buradan bakalım içinde nelerimiz varmış. Yani bu otomatik artık 80 portunu gördüğünüzde yaptığımız bir şey. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada alt ben niye durdurdum taramayı? Manuellere bakıyor. Manuelde devamlı full dokümantasyon tarzına devam ediyor. Şimdi burada bizim için önemli olan şu kısım. Bakın, burada bir tane robot.txt dosyamız var. Hemen buna bakalım. Ne varmış şimdi? Şimdi arkadaşlar, bakın burada diyor ki işte robot.txt dosyasına girdik. Bunun şu halinde de bakabilirsiniz. İçinde Apache kurulu. Normalde önceki makinelerde bakmıştık. Şurada bir HTML yazıyordu. Mesela burada bir hata vardı. Ama burada öyle bir şey yok. Burası normal Apache'nin default page'i. Şimdi ben geri geldim. Robots.txt dosyamız var. Normalde Robots.txt dosyası arkadaşlar Google botlarının gördüğü, yani girdiği, kontrol ettiği bir txt dosyası. Bu SEO için kullanılıyor. İşte Google botları geliyor sizin sitenizi indekslemek için Robots.txt içerisindeki sitemap haritasını kontrol ediyor. İşte oradan SEO'da yükselmeyi sağlayabiliyorsun. Her neyse, bakın burada diyor ki sen diyor bir arama motoru değilsin, tarayıcı değilsin diyor, arama motoru. O yüzden diyor benim diyor robot.txt'ini okuyamazsın diyor. Şimdi şöyle bir olayımız var. Bizim burada user switch agent diye bir plugin'imiz var, add-on'umuz var. Şimdi bu add-on'da şunu yapabiliyorsunuz. Herhangi bir cihaz üzerinden seçip İşte bu mesela Firefox'un iPad'deki görünümü, mesela bir site açtınız. İşte bunun iPad'deki görünümünü merak ediyorsunuz ama Firefox üzerinde. İşte Windows seçimi falan. Bunları o tarayıcı üzerinden görünümü sağlayan bir add-on aslında. Biz burada şunu yapacağız. Burada mesela Google Bot var, tamam mı? Google Bot'u işte biz bu sayfaya Google Bot aracılığıyla gelmiş olacağız. Bakın, Google Bot aracılığıyla geldiğim için site otomatik olarak robot.txt bana izin veriyor, görmemi sağlıyor. Bakın, burada user agent'ı da biz Dürbaster'da bulamadık mesela bu kısmı.
Neden? Çünkü bu gizlenmiş. Secret information olarak gizlenmiş. Hemen bu secret information kısmını ben kopyaladım. Geldim. Buradan yapıştırdım. Burada bir DNS zone transfer atak diye bir DNS alan transfer saldırısını anlatmış. İşte burada birkaç anlatılıyor. Mesela bizim için önemli olan şu an burada diller. Mesela bakın burada Spanish'e bastım. İşte İspanyolca'ya çevirdi. İngilizce'ye bastım. İngilizce olarak gösterdi. Ancak değişen kısım şurası bizim için. Önemli olan burası. Bakın burada slash'tan sonra bir soru işareti var. Language var. Ve NPHP. Yani burada bir PHP dosyası çalışıyor. Yani benim aklıma hemen tabii bu zamanla makine çözdükçe gelişecek bir şey. Yani şu geliyor hemen aklımıza. Burada bir LFI yani Local File Encryption dediğimiz işte server'daki dosyayı okuyabilme yani buradaki kod injection yaparak server'daki herhangi bir dosyayı okuyabilmeyi sağlayan bir yapı aslında. Normalde bu NPHP bir dosya, server üzerindeki bir dosya bildiğiniz gibi. Bunu ben buradan okuyabildiğim için bu bir zafiyet. Bunu test etmek için de önceki videoda mesela şeyle yapmıştık, burp ile yapmıştık. Ama burada burp'e ihtiyacımız yok. Direkt buradan istek gönderebiliriz. Orada yönlendirme yaptığı için yani otomatik olarak siteyi buradan biz deneyip başka bir yere gönderseydi bizi burp ile araya girmemiz gerekiyordu. Ama burada direkt isteği gönderebiliriz. Mesela bunu denemek için etc/pasbd en bilindik dosyamız Linux'taki. Hemen bunu deneyelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi buraya benim kullanıcı bilgilerim geldi. Yani sistem üzerindeki, Linux makine üzerindeki bilgileri ben buraya getirebildim. Demek ki burada bir LFI zafiyeti var. Şimdi bizim burada yapacağımız şey arkadaşlar ben içeriye FTP üzerinde bir dosyamız vardı bizim. Bu dosya neredeydi? Şuradaydı. Bakın buradaki pub dosyasının içerisine ben masa üstündeki shell dosyasını atacağım. Bakın shell php dosyam vardı. Hatta gelip de açalım. Görmez. Bu bizim arkadaşlar php reverse shell dosyamız aslında. Burada işte kendi IP adresim yazıyor. Portum yazıyor. Bunu daha öncesinde çok kere kullanmıştık zaten. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bulunması amacıyla şunu kapatacağım. Şuraya bir clear yapacağım. Şunun adını diyeceğim ki listening port. Buraya ben diyeceğim ki nc -lvp 1234. Bu benim burada shell alacağım bir yapı olacak. Ben bunu burada tutuyorum arkadaşlar şu anda. Şimdi link üzerinden geldiğimiz zaman bizim bir tane etc üzerinde bir dosyamız var. Bu dosya bizim vsftpd dosyamızın conf dosyası etc'nin içinde. Bu dosya vsftpd ile ilgili bize bilgi veriyor arkadaşlar. Şimdi bunu kontrol ettiğimiz zaman bakın dosya direkt geldi. Bizim için önemli olan kısım en altında. FTP'nin hangi konumda olduğu ve yazılabilir olup olmadığı. Bakın diyor ki herhangi bir anon yani anonymous bir rastgele bir kullanıcı tarafından yetkili tarafından yazılabilir diyor. Yani biz shell dosyamızı şu pub'ın içerisine atacağız. Zaten burada o detay var mı? Bakayım ben. Bakın burada da var o detay. Emmet'e çıktı. Yani sadece pub dosyasının içi yazılabilir bu arada. Şimdi ben bu pub'ın içine gireceğim. Ama timeout olmuşuz. Bir daha bağlanalım. Şifresli olarak giriş yaptım. Girdim. cd pub ls. Bakın ben buradan yüklemiştim. Ancak tekrardan size nasıl yüklediğimi göstereyim. Hatta şunu da sileyim. Permission. Şunu kalsın. Nasıl yüklediğimi göstereyim size. Şimdi normal çok basit. Bizim shell dosyamız nerede? Hemen şuradan bakalım. Direkt root konumunda. Yani ben de FTP'ye root konumundan
başladım, erişim sağladım. Yani oradan giriş yaptım ilk olarak. Şu an root üzerinden FTP'ye giriş sağladım. Yani ben şu anda root üzerindeyim. Ben buraya diyeceğim ki put diyeceğim. Shell.php put komutuyla ben içeriye dosyayı gönderebiliyorum. Put shell.php dedim ve içeriye dosyayı oluşturdu arkadaşlar, gönderdi. Bakın burada da dosyamız var zaten. Put komutuyla bunu gönderebilirsiniz. Şimdi içeriye bu dosyayı gönderdikten sonra arkadaşlar geliyorum ben site kısmıma. Şimdi benim bu FTP dosyam nerede? Bakın şurada var FTP yazıyor. Var FTP. Şu an FTP'nin içine girmiş olduk. İçinde bizim pub dosyamız var. Pub dosyamızın içinde shell.php dosyamız var. Şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman shell.php dosyamı görüntülemeye çalışacak. Otomatik olarak benim shell'im çalışmış olacak. Ben de aynı zamanda onu şuradan dinliyorum. Dinlerken içeriye giriş yapmış olacağım. Ben burada Enter'a bastım, bakın dönüyor. Buradan döndüğünden de anlayabilirsiniz. Ben buraya içeriye shell almış oldum şu anda. Şimdi hemen ilk yaptığımız şeylerden biri olan kabuk üzerinde bir kullanıcıya kendimizi atamak istiyoruz. Yani mesela şu görüntü daha zor bir görüntü arkadaşlar. Hani incelemek açısından ileride yapacağımız yetki yükseltme işlemlerinde de bu yapı bizim için zorlanacağız. Mesela ben burada CD1000'in içine gittim mesela, ama atıyorum, her seferinde PVD yazmam gerekecek. Hani nerede olduğumu anlamak için. O yüzden bizim kullandığımız bir Python script şeyi var, shell'i vardı. Şimdi onu yazalım. Python PT'ye PT kabul arkadaşlar, bu arada bu. 1005 ve buradan bastım. Bakın beni kullanıcı attı. Bakın ben burada şu anda direkt 1000'in içinde olduğumu görebiliyorum. CD dedim, geri gittim. Şu an kök dizindeyim. LS dedim, bakın normal Linux'taki görüntüyü verdi bana. Aslında burada bize çakma bir kullanıcı sağlatmak amaç. Şimdi yetki yükseltme işlemine geçeceğiz. Tüm dosyaların içine bak deriz. Exit form izinine bak. Eksi u eşittir s. Ardından type'ımızı yazıp file deriz. Büyüktür. Yani bunu çöplere atması için. Bunu arattığımız zaman bize şunu getirecek. Bizim şu bu kullanıcıyla erişebildiğimiz dosyalar. Amaç yani bu. Eksi perm şurası user aslında. S'ten kastı da şu ankini kastediyor aslında. SUID oradan geliyor. Bakın bir tane dizim buldu. Tom'un içerisindeki root shell dosyasına ben erişim sağlayabiliyorum. Yani ben demek ki Tom'un içerisindeki root shell'ine girebiliyorum. Yani Tom'a da girebiliyormuşum. Şimdi ben buradan ls dedim. cd Tom'un içerisine girdim arkadaşlar. Bakın burada benim root shell ve root shell c dosyalarım var. Şimdi şöyle baktığınız zaman bunlar ikisi de direktörü değil. Yani çalıştırılabilir bir dosya. Ama ne tür bir dosya mesela? Bunun için de file komutunu kullanıyoruz. Root shell dediğim zaman bunun bir elf dosyasının olduğunu görüyorum. Yani çalıştırılabilir bir dosya aslında. Arkadaşlar birkaç aksaklık oldu. O yüzden ben tekrardan devam ediyorum. Şimdi Tom'un içerisindeyiz. Bakın içinde root shell dosyamız var. Ben bu root shell'in içerisine baktığım zaman benim Tom olmadığımı söylüyor. Yani ben Tom olursam eğer bir işlem yapacak. Bunu kastediyor aslında. Hemen kodun içerisine bakalım. C dosyası var orada, görmüş olduğunuz gibi. Root shell.c dosyamızın içeriğine bakalım. Yani biraz kod bilginizin olması gerekiyor. En azından bir şeyleri okuyor. Yani kodu okuyor olmanız gerekiyor biraz. Bu işleri yapabilmek için.
Şimdi bakın burada diyor ki işte bu C ile yazılmış bir kod. Bir dosya açıyor arkadaşlar. Who am I dosyası var. Who am I dosyası yani dosya olarak bakıyor. Normalde bizim Who am I diye bir komutumuz var biliyorsunuz. Who am I komutu sizin kim olduğunuzu söylüyor. Bu kontrol işlemi şöyle gerçekleşiyor. Tom bir tane Who am I dosyası var. Dosyanın içerisine bakıyor. Kontrol ediyor. İçerisinde www data mı yazıyor yoksa şu an bizim olduğumuz ton mu yazıyor? Bunun için biz makineyi kandıracağız arkadaşlar. Şöyle yapacağız. TMP dosyası var bildiğiniz gibi. TMP dosyası geçici dosyaların olduğu bir yer. Ve biz oraya çoğunlukla yazabiliyoruz. Bir dosyayı yazabiliyoruz. Şimdi ben oraya gidiyorum arkadaşlar. TMP'nin içerisine gittim. Bu TMP'nin içerisine ben Tom yazıyorum. Ardından bu dosyayı ben bu MI dosyası içerisine gönderiyorum. Ardından ben bu MI dosyasına chmod ile 777 verelim. Whoami dedim. Ve bunun içine verdim. Hemen içine bakalım bu MI dosyamızın. Sıkıntımız var mı? Yok. Güzel. Printf Tom. Aslında oraya okuyacak yani çözümleyecek. Printf Tom yazdığına bakmayın. Tom'u yazdıracak ekranı. Çünkü şuradaki tırnak işaretimiz yüzünden Tom'u string olarak algılayacak. Printf de fonksiyon olarak algılayacak. Şimdi şöyle yapacağız. C'de bunu oluşturduk. Ardından ben C'de home Tom'un içerisine tekrar gidiyorum. Şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Normalde bakın echo pet dediğimiz bir olay var. Bu olay şu. Buraya yazdığım komutun nerelerden okunabileceğini gösteriyor. Hani buralardan bu komut okunabiliyor. Pet'ten kastı zaten yol demek. Buranın yolunu göster demek istiyor aslında. Hangi yollardan çıkıyor? Şimdi ben bu pet'in içerisine bizim TMP klasörümüzü de geçici olarak ekleyeceğim. Böylelikle Whoami dosyasını görebilecek. Pet böyle miydi acaba? Kararsız kaldım. Hatta şöyleydi sanırım. TMP buraya da pet'i getirdik. Ardından bu şeyimizi çalıştıralım. Evet. Şuradaki şunu yazmadığımız için bizi yani ilk TMP dosyasını bulamadı. Çünkü biz şu anda bu klasördeyiz. TMP dosyasını bulamadığı için yapamadı. Ama şu anda bakın diyor ki sen diyor Tom'sun diyor. Ve içeriye giriş yaptık. ID ile bakalım. Diğer grubumuz ve işte grup ID'miz data olmasına rağmen ID'miz root. Hemen buradan ls diyelim. C'lere geri gelelim. Ls cd root. Burada bizim flag'ımız mevcut. Bu makinede böyleydi arkadaşlar. Çok zor bir makine değil farkındayım ama bu işleri çözmek biraz bulmaca gibi. Hani mesela bulmacadan ne zaman iyi olursunuz? Çok fazla bulmaca çözerek, ne bileyim çok kitap okuyarak, her türlü bilgi edinerek. Yani buradaki herhangi ufak bir bilgi bile bir yerde aklınıza gelir, işinize yarayabilir. O yüzden basit deyip geçmeyin yine de. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.